Affedersiniz. Affedersiniz. Yazı daha tedavüle girmedi. Hem merak da ettim. Nereye arıyor? 7 numarayı. Kaldır kafanı. Heh, teşekkürler. Şş. Şimdi kimi arıyorsun diye sormazsam mahalle bakkallarının genel karakter üstüne ders düşerim. Kimi arıyorsun? Cansu Güney'i. İkinci karakteristik bakkal sorusu. Neyin oluyor? Antalya'dan geldim. Biz çocukluk arkadaşıyız. Abis sayılırım. Ney? Barajı geçtin. Çıkabiliyorsun. İşte burada masa başında çalışıyorsunuz. Çok kısmetli bir iş. Ben... Ne iş yapıyordunuz? Döküm fabrikam var. Vay! Ne döküyorsunuz? Ben... Aa, siz rüyayı aldırmayın. 3 vakte kadar çok hoş bir ilişki yaşayabilirsiniz. Kızlar. Mustafa Bey deminden beri bir şey... Aa, bir dakika. Bey'e atalım lütfen. Ağırlık yapıyor. Mustafa deminden beri bir şey söylemek istiyor ama fırsat bulamıyor. Estağfurullah. Sadece bir bardak su rica edecektim Armağan. Aa, tabii. Soğuk mu olsun? Merhaba ben... Bir şey satın almak istemiyoruz. Bir şey satmıyorum. Ben bir... İSKİ'den geliyorsanız Sayaç dışarıda. Hayır bakın bir arkadaşımı arıyorum. Kendisi burada oturuyormuş. Çok uzaktan geliyorum lütfen. Ha evet, sabah yeğeniyle beraber dışarı çıktılar. Ne zaman gelecekleri belli olmaz. İstersen dışarıda bekle, istersen akşama gel. İçeri gireceksen ayakkabılarını dışarıda çıkarma, değil mi? Kahve için, fal için, su için çok çok teşekkürler. Aa, gidiyor musunuz? Ama falınız bitmemişti daha. Başka bir zaman inşallah. Herhalde gecikecek. Birkaç küçük işim var. Onları halleder tekrar gelirim. Kapı bu taraftaydı galiba. Göstereyim. Lütfen. Buradan 3 sefer geçtik Recep. Ya yan alıyorsun Aydar. Vallahi geçtik. Bak bu simit ilk geçişte yeni mal getirdi. İkinci de yarıya indirdi. Şimdi tabloyu bitirmiş doldurmaya gidiyor. Affedersiniz bayan. Ahsırı sırtımızı verince otogar ne tarafa düşüyor acep? Terbiyesizler sizi. Hı? Şimdi polis çağıracağım. Hı? Sen kime laf atıyorsun böyle? Maganda sürüleri sizi. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyor. İçecek bir şey ister misin? Hı. Ne açayım sana? Küçük çim mi? Aman delirdin mi sen vaydım. Kokusu bile beni çarpar valla. Ne olsun be? Sen beni çarptın. Seni çarpsın. He? Can yoldaşım. Gor güneşim. Aman. Merhaba. Buyur. 2-3 şişe litrelik meşrubat alacağım. Baydım. Senin de gözün bir yerden ısırmıyor mu buna ha? Niye öyle bakıyorsunuz? Tanıyamadınız mı? Zeliha yenge benim Cansu. Bilic. Hakan'la çıkmışlar. Aa. Öğrendim. Mert'le beraberdi. Oho, Orkide aradı beni dün gece. Mert'le ne zaman beraberlerdi? Bir haftadır onunla. Yok canım, oh. Mert'le olduğunu duymayan mı kaldı artık? Delirdiniz mi siz? Ne oluyor? Alo. Şşş. Tanrım. Gözlerime inanamıyorum. Başına saksı mı düştü Cansu? Saç modeli harika. Çok güzel. Sonra laboratuvarınıza götürüp incelersiniz. Bana bakın. Mustafa abim gelmedi mi? Geldi. İnanmıyorum. Yani onu oyalayamadınız mı? Biraz işi varmış. Onları halledip uğrayacak. Yoksa fazlasıyla oyaladık. Sen merak etme. Heh, aferin size. Nasıl buldunuz onu? Harika. Bu kadar yakışıklı olduğunu söylememiştin. Öyledir de belli etmez. Biraz fazlası var ama belli ki spor yapmış. Bilmem. Çocukken minyatür kale maç yapardı. Ya saçları? Kızlar çok hoş değil mi? Çok. Hmm.
Öyledir herhalde. Çok komik adam ama değil mi? Kızlar biraz esverseler de anlayacaktık ama. Telefonunu yazdırmıştı. Arayıp eve döndüğümü haber vereyim. Biz de çay demleyelim. Kek de yapalım mı? Hayır hayır. Sen denemeye kalkma. Aman. Otogardaki bütün İskenderun arabalarına baktık emmi oğlum. Çıkan sonuç bu adam gelmedi. Aksaray'dan ağrı otogarı buldunuz da saat 11'di ama. Çıkan sonuç bu adam rütarlı gelmedi. Ayrıca seher vakti yola düştüğümüz iyi oldu. Şehirde erken yola çıkmak iyi bir şeymiş. Bak bu sonuç taze çıktı. Belki de sürpriz olsun diye otobüse gelmedi. Zaten otobüsle geliyorum demedi herhalde galiba sanırsa. İyi düşün emmi oğlu, iyi hatırla. İstanbul'a saat 10'da varıyorum dedi. Yürü emmi oğlu eve, yürü. Ama nasıl olur Mustafa abi? Bir yanlışlık olmasın? Ne yaptılar? Ben onlar namına çok özür dilerim Mustafa abi. Gelmeyecek misin yani? Ama neden? Anladım. Peki. Haklısın Mustafa abi. Ben seni yine ararım. İyice çırp diyor, iyice. Kolaysa sen çırp. Daha şeker? Yok, sen kalıbı yağla. Fırını önceden ısıtmamız lazımmış. Fırını? Fırınımız yok ki. Gelmiyor. Gelmiyor işte. Cansu, kim gelmek istemiyor? Mustafa abim. Ona çok kötü davranmışsınız. Kapıyı suratına kapatmışsınız. Kovmaktan beter etmişsiniz. Cansu saçmalama. Sana böyle mi söyledi? Evet. Ayten'i tarif ediyor. Çok kötü davranmış ona. Olamaz. Bir kere senin Mustafa abine içim gitti. Benden hoşlanması için elimden geleni yaptım. Nasıl kötü davranmış olabilirim? Yani ona kur mu yaptın? Evet. Senin için bir sakıncası yoktur herhalde. Nasıl olsa abin sayılır. Evet abim sayılır. Lanet olsun, evet abim sayılır. Sayılmaz olsaydı. Cansu? Aramızda 7 yaş fark var. Çocukken 7 yaş fark abi demek için yeter tabii. Ama sonra o fark kapanıyor. Ve sen bir kere abi demiş bulunuyorsun. Ve sonra abi dediğin sürece o küçükken peşinden abi abi diye koşan sümüklü kız mısın gibi davranıyor. Büyüdüğünü fark etmiyor bile. Genç kız olduğunu, duygularını, onu göremeyeceğin korkusuyla İstanbul'da okul yazmaktan kaçındığını bile fark etmiyor. Nişanlandığı gün tebrikler Mustafa abi derken aslında intiharı düşündüğünü bile fark etmiyor. Saçlarını karıştırıp ne haber asker arkadaşım diye seviyor seni. Kimse anlamasın diye duyguların nereye saklayacağını şaşırıyorsun. Çünkü ailelerimiz birbirini tanıyor. Biz onlar için hep Mustafa abi ve küçük kardeş Cansu'yuz. Başka türlüsü ne ailelerimizin ne de Mustafa abinin aklına gelmez bile. Evet, o benim Mustafa abim. Ve hep öyle kalacak. Şu an bekar. İsteyeniniz ilgilenebilir. Bırakın kızlar. Zor bir konuşmaydı. Biraz yalnız kalsın.